karanlıksın. Bütün ailem bundan nasibini alıyor. Senden kendini kurtarmaya çalıştığını sanan kardeşin savcı Yiğit dahil. Sana dokunmuş kim varsa cayır cayır yanıyor, kendini kurtaramıyor be. Sen de sonra bu buzdolabı gibi gözlerini... Ferhat Aslan, TCK madde 109, hürriyeti tahdit suçundan seni tutukluyorum. Görevinizi yapın. Alo. İyisin değil mi? Sorduğun için sağ ol. O evden sağ çıkacağını biliyordum. O Yiğit mi söyledi sana bunu? Evet. Neredesin sen dayı? Yoldayım. İzmit'teki şantiyedeyim. Akşam evde olurum. Eyvallah. Biz o herifle boğuşurken sen şantiyede misin ya? Oğlum Şahin meselesini ben... Dayı, sen eve gel de kendine bir çanta yap. Ne çantası? Ne diyorsun oğlum sen? Oyun bitti. Doktor Yiğit'in yanında. Anlayacağın çanak çömlek patladı dayı. Şimdiden söyleyeyim. Üst ranza benim. Ferhat ne diyorsun sen? Doğru mu? Birazdan anlarız doğru mu değil mi? Merhaba savcı bey. Buyurun oturun lütfen. Yorgun görünüyorsunuz. Biraz. Bir şey içer misiniz? Çay olur. Çay. Gel. Buyurun Sayın Savcım. İki çay. Derhal. Eşinizin durumu nasıl? Tamamıyla iyileşti mi? Yani koşacak kadar, atlayacak kadar bir yerlerden iyi. Güzel, güzel haber. Yani sizin adınıza sevindim. Siz buraya herhalde eşinizi vuranlarla ilgili bilgi almak için geldiniz. Yani ne siz ne o bir şey bilmediğinize, onları da tanımadığınıza göre... Aslında ben başka bir şey için geldim. Savcı Bey. Bir gün Ebru... ...benim yanıma gelip hastanede bir trafik kazası olduğunu söyledi. Ve Namık Bey'in isteği üzerine de... ...vakaya bir cerrah gitmesi gerekiyormuş. Kendisi hasta olduğu gerekçesiyle benden gitmemi rica etti.
Ben de gittim. Ferhat'la ambulansla karşılaştık. Ben trafik kazasının olduğu yere gidiyoruz sanırken... ...meğer Namık Bey'in çiftliğine gitmişiz. Apar topar yaralı bir adam vardı, onun yanına gittik. Bunu ameliyat et dediler. Silah tehdidiyle tabii. Tam kaçarken pencereden Namık'ın o adamı vurduğunu gördüm. Görgü tanığı olduğum için de benim ölmem gerekiyordu, yani öyle istediler. Ferhat'a düştü bu görev. Beni ormanlık bir yere götürdü. Öldürmekle tehdit etti ve dedi ki eğer benim karım olursan, eğer bizden biri olursan sevdiklerine, ailene, hiç kimseye zarar vermem. Ben de onlara zarar gelmesin diye kabul ettim. Aslan. Efendim? İyi misiniz? Pardon. Özür dilerim, ben duymadım ne söylediğinizi, tekrar eder misiniz? Yani ne siz ne de eşiniz bir şey bilmediğine, adamları da tanımadığına göre diyorum. Benim aslında hiç fırsatım olmadı. Size bir teşekkür borçluyum. Ne için? Bu dinleme cihazıyla alakalı. Yani siz de Ebru Hanım da hayatınızı riske attınız. Hoş, ben Ebru'nun böyle bir şey yapabileceğini pek zannetmezdim ama. Yapar yapar. Ben güvenirim Ebru'ya. Savcı Bey, bir şey sormak istiyorum size. Neden Ferhat'tan bahsederken sürekli eşiniz deyip duruyorsunuz? Yani sonuçta o sizin kardeşiniz, onun bir ismi var. Niye Ferhat demiyorsunuz? Birbirinize çok benziyorsunuz, biliyor musunuz? Yani bu huyunuz. O da böyle bir şeye cevap vermek istemediği zaman susmaya sığınıyor, sizin gibi. Bir taş kadar sessiz olabiliyor. Aslanım, vaktiniz varsa dışarıda konuşalım. Yani sizin için de uygunsa. Olur. Üç kardeşiz. İşte bildiğin gibi. Ferhat, ben, Gülsün. Babamız berber Necdet. Dürüst adamdı. Yuvarlanıp gidiyorduk işte. Tenceresinde pişirip kapağında yiyen yüz binlerce aileden sadece biri. Hala çözemediğim bir cinayete kurban gitti babam. Allah rahmet eylesin. Ferhat'ın gözleri önünde olmuş. Bilmediğim bir acı hakkında ahkam kesiyorsun şu an. İnsanın babasını kaybetmesi ne demek bilemezsin. Ve umarım da tecrübe etmezsin. Namık Bey, yani dayım işte. O zamanlar İstanbul'da. Hali vakti yerinde. Geldi, sordu, soruşturdu. Çocuğuz o zaman yani. Anlamıyoruz bir şey. Tek bildiğimiz artık babamız yok. Ferhat o zamanlar 12 yaşında. Namık dayım aldı Ferhat'ı. Gitti. Babamızın katilini bulmuş. Kana kan demiş. Adamı Ferhat'a vurdurmuş. 12 yaşında çocuğum. Adam mı vurdurttu? Ne diyorsun? Ah! Suçu da para karşılığı biri üstlenmiş. Suçu üstlenen 2 yıl sonra bana para verdiler. Suçu üstüme yıktılar. Aslında Ferhat vurdu adamı deyince Ferhat 6 yıl yedi. Namık dayı bir şekilde paçayı kurtardı. Ferhat 14'ünden 18'ine kadar ıslah evi. Sonra 2 sene cezaevi. Cezaevinden çıktığı gün kapıda jandarmalar bekliyordu. Askere almak için. 2007 Dağlıca baskınında şehit olan 12 asker arkadaşıydı. Yiğit Bey, siz ne yaptınız peki? Dayım geldi, toparladı bizi İstanbul'a. Öyle bir gece kondu, sığındık işte. Babamın bir lafı vardı.
çok söz yalansız, çok mal haramsız olmaz diye. Ferhat da namığın pis işlerini gördüğü bir maşa oldu. Yani bu yolu o seçti. Herkes kendine bir yol seçiyor işte. Nerede? Savcı geldi. Bir çay bahçesinde oturdular, uzun uzun konuştular. Sonra? Savcı gitti. Doktor? Sahilde. Geliyorum. Neydi o çanta hazırlama meselesi falan? Ne oldu? Korktun mu? Sen işin ciddiyetinin farkında değilsin. Sorun da bu ya dayı. Ben her şeyin farkındayım. Aslı nerede? Korkma. Eğer bizi okumuş olsaydı şimdi nezarette volta atıyorduk. Nereye? İyi mi sırt? İyi. İyi. Hareket etmemen lazım biliyorsun değil mi? Hoş kime söylüyorum. Senin için pek mümkün görünmüyor. Anladım onu ben. Oh. Okumamışsın bizi. Oldu mu şimdi? Yakıştı mı sana? Suçu saklamak da bir suçtur. Hayırdır? Sen de engellemedin beni. Başka zaman olsa kolumdan, bacağımdan sürükler, bir şekilde durdururdun beni. Ne oldu? Yapsa mıydım? Ya anlatsaydım her şeyi? Ne olacaktı? Okusaydım hepsini bir bir. Ne yapacaktın? İçeri girecektim. Sen de beni orada görmenin keyfini çıkartacaktın. Öyle demiştim, hatırlıyor musun? Sonra? 10 yıl, 20 yıl. Belki bir ömür hapis kalacaktım. Sıkıntı yok. Sonra. Sonrası yok. Benim hikayem burada bitecekti. İyi. Belki yarın anlatırım o zaman. Belki. Haklısın. Suçu gizlemek de suç. O yüzden yarın anlatırım. Aç mısın? Yarın diyorum. Abime gideyim, her şeyi bir bir anlatayım diyorum. Aç mısın? Açım. Yürü. Bak şimdi tam oldu işte. Ben de diyorum ki ne eksik. Tabii komut almadım. Tam oldu işte. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. İki çeyrek atsana bize. Peki. Acılı soğanlı olsun. Peki. Ekmeğin içinde alır mısınız? Tabii. Akşam balık besliyorum. Enteresan. Vicdanın temizliyor herhalde. Buyur kızım. Ha yok, size demedim. Buyurun. Ay sağ ol. Ferhat al. Ye sen ye. Buyurun. Eyvallah.
Afiyet olsun. Eline sağlık lokum. Afiyet olsun. Dayı sana zahmet bana bir çeyrek daha atar mısın? Ekmeğim kalmadı. Çocuğu gönderdim. 5 dakikaya kadar gelir. Yapma ya. Ay. Al. Yok yok hadi açsın sen ye. Al. Vallahi hayır demem. Eyvallah dayı. Bereket versin. Hadi yürü. Nereye? Niye soruyorsan. Adliyeye gitmemi engellemedin ama dilsizi peşime taktın ha? Aynen öyle. Konuşacak olursa vur dedim. İçeride ne konuştuğumu nereden bileceksin ya anlattıysan? Çok yakın bir arkadaşım var Ebru diye. Hatta kankim. Onunla bir şey düşündük işte. Dilsiz seni vuracaktı, ben de koşup içeri girecektim. Böyle silahlar falan patladı, hayırdır diyecektim. Ne? Odana çık. Gerçekten sayacağım gün içinde kaç defa komut alıyorum acaba? Köfte için İyi madem geldin yarın. Ferhat, hadi uyan. İlaç alman lazım. Uyumadığını biliyorum. Uyusaydın göz kapakların titremezdi, hadi. Hadi kalk, ne ağır uykun varmış senin ya. Senin kadar değil.
Abi! 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 Abi, iyi misin abi? Abicim, dayan! Tamam. İyiyim, yok şimdi. Alo Aslı! Gülsüm, sen misin? Aslı yetiş abi, bu abim çok kötü. İyi misin? Bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Neredesiniz? Hemen konuma sor. Tamam, tamam tutacağım. Ağır Aslı'yı çağırmak zorunda olduk ya. Ben eve gelemem. Bunları sonra konuşalım, olur mu Gülsümcüğüm? Bak evde seni herkes bekliyor. Annen aradı. Düşün, yeni gelin Safiye bile seni sormuş. Anladın mı? O yüzden hadi gel bak eve gidelim. Evde hallederiz neyse. Polis. Ferhat polis. Polis, ben ne yapacağım? Polis. Sıkıntı. Özür dilerim abi, tamam. Niye özür diliyorsun Gülsüm? Niye? Allah Allah, ben nasıl insanların içine düştüm ya? Hay Allah'ım, şunu bir kazasız belası atlatsın. Yolculuk ne tarafa? Hastane. Eşim ağır bir ameliyat geçirdi de dikişleri açılmış memur bey. Onu hastaneye yetiştirmeye çalışıyorum. Hanımefendi de görümceğim, zaten kimlikten anlamışsınızdır. Tamam, gidebilirsiniz. Sağ olun, size de iyi nöbetler. Aman iyi mesailer. Sizin de işiniz zor, hırsızı var, katili var. Benim abim de polis, biliyor musunuz? Komiser hadi bey. Hadi karıcığım. Kolay gelsin. Ben ne yapıyorum ya? Ben ne yapıyorum? Ben niye polisten kaçıyorum? Ben niye polise yalan söylüyorum? Benim abim polis ya. Ben neyin içine düştüm böyle? Ya hayatım boyunca ben tertemiz yaşadım, suç işlemedim. Kırmızı ışıkta bile geçmedim ben. Şu içine düştüğüm şeye bak. Okul hayatım boyunca ya, sınıfta biri suç işlese, hırsızlık yapsa, hoca sorsa benim yüzüm kızarırdı. Ben ne yapıyorum? Tepeme kurşunlar yağıyor. Cayır cayır yanan bir evden kaçıyorum. Yüzünü bile görmediğim bir adamın kafasına vuruyorum. Öldü mü kaldı mı bilmeden, anlamadan oradan kaçıyorum. Ben böyle bir hayatı hak edecek ne yaptım ya ben? Ne yaptım? Ne yaptım ben bunu hak edecek? Ne yaptım? Ne yaptım? Sen kal burada. Sen bana ne yapıyorsun ya? Sen bana ne yapıyorsun? O gün çekip vursaydın daha iyiydi. Ne yapıyorsun sen? Sen beni değiştirerek, olduğum insandan çıkararak, yaşarken öldürmeyi mi çalışıyorsun? Sen bana ne yapıyorsun? Yöntemin bu mu? Sana gelme dedim. Bu mu?
mu açıklama? Evet bu. Doğru. Bugün başımıza gelen ne varsa senin bana olan garezinden değil. Sen busun çünkü. Senin hayatın bu. Bu kadar karanlıksın. Şu arabada tir tir titreyen kardeşim var ya, gencecik kız, o da bundan nasibini alıyor. Bütün ailen bundan nasibini alıyor. Senden kendini kurtarmaya çalıştığını sanan kardeşin savcı Yiğit dahil sana dokunmuş kim varsa cayır cayır yanıyor, kendini kurtaramıyor be. Sen de sonra bu buzdolabı gibi gözlerinle insanın suratına bakıyorsun. Neden? Çünkü sen bir bataklıksın. Sana dokunan herkesi böyle içine çekiyorsun sen. Kendi karanlığına çekiyorsun. Ya ölümle tehdit ediliyorlar, ya kaçırılıyorlar, ya gasp ediliyorlar. Niye seni sevdikleri için? O yüzden ne olur bak, yapmazsın ama bir gün birini sevmeye kalkarsam sen mi olur? Ah, ah Gülsüm, ah. Ah. Nerelerdeydin sen? Ha? Dayım nerede? Bir araba geldi aldı. Kim? Bilmiyorum. Sevmedim herifleri.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.